Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Bugün yanımızda Ezgi Eşlik var. Merhaba Ezgi. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin motorun CB250R. Evet. Bugün ondan bahsedeceğiz ama önce ben sana seni buralara kadar bu yağmurda getirdiğim için özür diliyorum. Aynı zamanda teşekkür ediyorum bizi kırmadığın ben için. Ben teşekkür ederim. Nasıldı yolun bugün? Bayağı yağışta sana geldik. Sana yetişmekte biraz zorlandım açıkçası. Yani scooter'la tabii şey yaptın. Ben de scooter vardı. Aynen. Böyle. Scooter'ın evet. Rahatlığıyla basmışım farkında değilim. Sonradan dedim ki Özge hatırla. Arkada açıyor gazı gitmiyor. 250 var. Seninki de 250. O da 250'lik ama işte o scooter'ın yağıştaki rahatlığı. Evet. Yani normalde düşünürüm ama artık beni affedeceksin, yapacak bir şey yok. Tamam. Dönüşte daha dikkatli olacağım. Tamam. Peki Ezgi, ne kadar zamandır bu motorla berabersin? 3 senedir ama bununla 1 senedir. Motosiklet kullanışım 3 senedir. Bununla 1 senedir beraberiz. 14 Şubat kendime sevgililer günü hediyem. Biraz yıkıkça mı oldu ne oldu? Ama her özel günde yapar ya kadınlar öyle bir şey. Aynen yani. Bir de kırmızı rengi çok güzel. Tabii rengine ya, bayılıyorum. Zaten şu. Bir arkadaşım da bundan aldı. Kırmızı olsun diye 1,500 lira falan fazla vermiş. Ben bunu geçen sene 2020 14 Şubat'ında aldım. O zaman tam böyle fiyatlar artacak, işte fuar oluyor falan. Ne kadar almıştın? 24'e geldi bana. Sıfır aldım zaten bayiden. Piyasa fiyatı 25,5 falan civarındaydı. Öyle indirim falan, takozları dahildi. Güzel şey, kaç kilometrede? Şu an 10.500 falan. Aa, çok 10.400 güzel bilmem ne. 10.500. Uzun yol yaptın peki bu motosikletle? Bununla maksimum Bolu'ya gittim. Ha, gerçi Bolu'ya gittim, Sakarya'ya gittim, Düzce'ye gittim, Edirne'ye gittim, Çanakkale'ye gittim. Yani İstanbul aşırı, etrafında dolandım. Marmara bölgesi daha çok şey yaptım. Peki bundan önce hangi motorun vardı? CB125F vardı bundan onu önce. Onu kaç kilometre kullandın? Onu da sanıyorum ki 20 bin kilometre falan öyle çok şey iyi kullanmışsın. Onunla peki uzun yolların oldu mu? Ben tabii fotoğraflarını hatırlıyorum. Marmara bölgesi yine. Buraları ben seviyorum. Hani Marmara'nın yolları da genelde. İşte Balıkesir, Bandırma, işte Tekirdağ yine. Orada kıza tatile falan gittiğimiz oldu. Sonra Yalova'ya gittiğim oldu yine. Bununla Bolu'ya gittim. Doğru, evet. Onu yanlış söylemedim herhalde. Onunla da yaptık bir şeyler ya. İşte aslında motor alırken hani planım şeydi. İşe gidiyorum, geliyorum. O arada kullanayım. Daha az yaksın. Çok beni yormasın. 125 kafi falan diye başladım. Hani hiç öyle motosiklet tutkunum falan öyle bir şeyim yoktu yani. Sonrasında yani başta olmadı. Ulaşım aracı olarak aldın, aynen, sonrasında aynen. Tutkuya dönüştü. Evet. Çoğu yani motorcu gibi. Özellikle 250'ye geçtikten sonra o hız, vay be dedim ya motor ya bu böyle gidiyorsa 600'ler nasıl gidiyor falan hani öyle. Peki mesela hani bunu söylemişken şeyi sormak istiyorum. Motorda hızı mı seviyorsun yoksa konforu mu? Hızı galiba. Hadi çünkü ya. Topukluyla sürüyorum mesela yani çok yanlış bir şey tabii. Konfor, bunun selası biraz sert. Evet. Yani çok da aşırı bir konforu yok aslında. Veya vitesli mesela o da bir konforsuzluk da diye düşünebiliriz. Ama ben biraz daha şey, hızlı bir şekilde boş yollarda yani güvenli bir şekilde bir hızdan bahsediyorum. Öyle bir şeyler daha çok keyif veriyor bana ya. Ne iş yapıyordun bu arada? Matematik öğretmeniyim. Matematik öğretmeniyim. Özel derslere falan giderken kolay olsun diye aslında. Çünkü bazen bir çıkıyor ki Bayrampaşa'da bir özel ders isteyen oluyor. Fiyatı ne kadar yükseltsem de kabul ediyorlar. Gitmek zorunda kalıyorum artık yani. O daha zamanlar hızlı ulaşım için aynen, aldın. Aynen, sonrasında aynen. Tutkuya dönüştü. Uzun yollara çıkmaya zaten başladı. Benim eski motorum bana bu motoru aldırttı. Öyle diyorum ona. İşte annem babam ailem tabii karşıydı ama bir şekilde aldık. Öyle gizliden gizliye eve götürdüm falan. Sonra bunu alınca biraz daha şeydi. Bunu alırken CC yükseltmem birazcık üzüyordu onları ama yani kız deli falan. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Bugün 6 Mart. Biz bu videoyu 8 Mart Kadınlar Günü'ne yetiştireceğiz. Dünya Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Aynen öyle. Kız kıza yola çıkıyorsunuz. Bu motorla da çıktın. Evet. Peki genel olarak motosikletini, yani bu motosikleti tercih etmenin sebebi neydi? Ne hoşuna gitti bu ne motorda? Ne hoşuma gitti? 250'lik bir motor istiyordum zaten 125 kullandığım için. Tek silindir, çift silindir olayı var tabii. Hani o da tek silindirdi, bu da tek silindir. Neden diye soranlar evet. Çok oluyor açıkçası. Bunun bir kırmızısını çok beğendim. Şu kırmızı siyah. Bir de bu 2020 versiyonu şey şuraları falan değişmiş. Öncekinde evet. Buraları metalmiş, şimdi siyah yapmışlar. Siyah kırmızı üzerine yoğunlaşmışlar.
Bunları falan gördüm böyle. Zaten Honda'ya, Honda'cıyım birazcık aslında bu konuda. Böyle bayiye gittim, baktım. Biz zaten baktım. Seninle Konşuk Motor'un önünde tanıştık. Aynen. Konşuk Motor arkadaşım Hasan. yakın arkadaşımdır orası. İşte bakımlarıdır, ilgisidir falan hoşuma da gidiyor açıkçası. Öyle olunca dedim Honda alacağım kesin. Ama tabii bir sürü insandan ses çıkıyor. Klasik işte MT25. Evet. Ve onu mu alsam, bunu mu alsam, o çift silindir, bu tek silindir. İşte o daha iyi. Zaten CC yükseltiyorsan onu al falan gibi şeyleri çok duydum. Ben bu motorun biraz üzerine oturduğum zaman buradaki deponun çok aşağıda kalmıyor olmasını çok seviyorum. Oturuş pozisyonu. Evet, oturuş pozisyonu. Çünkü şey gibi oluyor. Boyun kaç bu arada? 1.63 boyun. 1.63. Rahat bir şekilde ulaşıyorsun. 1.63 ile aslında çok rahat ulaşmıyorsunuz. Böyle ucu değiyor. Ben biraz topukludan ondan, dolayı topukluyla şey. Biraz sürüyorum. Hatta bu şeyden amortisörden biraz indirttirdiğimiz hali 1 santim kadar indirdik biz bir motoru. Çünkü olmuyordu yani. İlk üzerine bindim. Çok ucu değiyor. Beni zaten yokuşta falan görsem ben böyle motoru falan diye kaldırıp döndürüp falan öyle şey yapıyorum. Asla ayaklarımda geri geri gidemiyorum falan. Biraz sıkıntılarım var ama işte çilesi ayrı ama seviyorum. O da ayrı bir heyecan veriyor aynen, insana. Ben de CRF'de aynı şeyi yani yaşadım. Şu oturma yeri biraz rahatsız. Mesela uzun yola gittiğim zamanlarda onu fark ediyorum artık. Popom, ya buradan Bayrampaşa'ya gitsem popom ağrıdı. Bu ne diyorum ya, buraya gelinmez falan. Ama işte molalarla falan uzun yola da çıkılıyor motorla. Cezbetti. Motorunun mesela frenlerinden memnun musun? Evet, frenlerinden memnunum. ABS var zaten, ön arka ABS. Çok güzel duruyor. Ciddi anlamda güzel duruyor. Gaz tepkimelerinden çok memnunum. Çünkü düşük devirlerde falan top da böyle rahat yapıyor. Denedin mi hiç? Denedim. 165'i gördüm ama daha ötesine gidecek gaz kolunda boşluk vardı. Ama ben cesaret edemedim ona. Peki ben sana şey sormak istiyorum. CB'lerde kronik zincir sesi var. Var. Bunda da var değil mi? Aynen, bunda da ben var. Ben çünkü Evrim'le beraber, Evrim var arkadaşım. Onda da CB var. Uzun bir yola çıktık. Ben onun arkasında şak 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 konuşa, şak. Bir süre sonra adapte oluyorsun. Benim arkadaşlarım şey diyor. Zincirinle konuşmaktan sıkıldık Ezgi artık falan diyorlar böyle. Çözemiyorlardı. Aslında çözümü var. Rivayete göre arkadan bir şey varmış, ne dediler, bir ismi var da ben şöyle anlatayım. Zincir çıktığı zaman onu tutan bir şey varmış orada. O şeye zincir sürttüğü için vır 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 böyle bir ses çıkarıyormuş. Ha, o parçayı sökmek gerekiyor. O parçayı gerekiyor. Sökünce aynen o ses kesiliyormuş. Bir arkadaşım yaptırdı bunu başka bir Honda bayisinde. İşte dezavantajı da varmış. Hani zincir çıkınca işte orada onu tutamıyormuş falan. Yani CB alacak insanlar bu kronik ses aynen. Var bilin ama çözümü de var. Ben üstündeyken herhangi bir şekilde bu şeyi hissetmiyorum. Yani o ses beni hiç rahatsız etmedi. İnsan alışıyor bir süre sonra. Belki alışkanlıktan. Alışıyor. Aynen olabilir. Ama ben hiç duymadım yani öyle bir zincir sesi. Bu ses nereden geliyor diye hiç ilk bindiğim andan beri, belki o zamandan beri alışkanlık, hiç hissetmedim o sesi. Zaten kask var, bir şey var, duyulmuyor. Peki lastiklerin orijinal lastikler var. Fabrikacık. Aynen. Ne, hangi lastiklerle çıplak, geldi? Dunlop lastikleri var. Dunlop. Bunun memnun musun? Evet, memnunum. 10 bin küsürdeyim işte şu an. Hala daha da iyi. Arka teker bazı zamanlar kaydı oluyor işte. Böyle aşırı yağmurlu zamanlarda evet. Daha dik kullanmaya çalışıyorum. Ya klasik güvenli sürüş için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Lastikleri daha 1000 kilometre falan daha kullanılır diyorlar. Çünkü zaten öyle tekerdir, yatmadır öyle şeylerim yok. Daha hani şey kullanıyorum. Düzgün kullanmaya çalışıyorum olabildiğince. Ama değiştirmek gerekiyormuş söylenenlere göre. Ben işte 1000 kilometre, 500 kilometre daha bir ekonomik yaza durumu girişte yaratırsam. Yaza girişte belki bir değiştirirsin. Evet. Yola çıkarken, yolculuğa aynen çıkarken öyle. Bir değişim gerekir. Göstergede ne görüyoruz peki? Göstergesinde bakabiliriz istiyorsan. Tamam. Açayım. Göstergede tripleri görüyoruz. Trip A, trip B. İşte uzun bir yola çıkarken ki yakıt ortalamasını da gösteriyor. İşte sadece o kısa mesafedeki yakıt ortalaması. Bir de genel bir yakıt ortalamasını gösteriyorum. Gösteriyor. Ben mesela 3,5 yapmışım. Sonra bakayım ne görüyoruz başka? Benzin var. Ha, bunda en büyük problem vites göstergesi. Biliyorsunuzdur yok o maalesef ki. Ya bunun küçüğünde 125'te zaten koymuşlar sanıyorum ki. Öyle duymuştum yani daha önce. Ama 250'sine koymamışlar. Yani aslında vites göstergesinin olması şöyle bir avantaj. Hani bakmadan o sesten alışıyorsun motorunun. Yani, evet. Şey, devir, aynen anlıyorsun artık. Aslında. Evet. Aslında bu çok önemli.
Ama ben bundan da hiç rahatsız olmadım ama bir arkadaşım yine 250 R kullanıyordu. O mesela şey diyor ya, ben vitese hep bakarak değiştiriyordum. Yiyor mu yemiyor mu yokuş falan. İşte alışkanlıkla ilgili. Senin bir önceki motorun da var mıydı? Onda vardı vites göstergesi ama ben arabada kullanıyordum. O yüzden hani o şeyi, sesi, ya bilmiyorum, ben aracı dinlemeyi, onu duymayı seviyorum açıkçası. Kıyamam. Çok çok seviyorum ya. Başka neresine bakar? Şey, yakıt nasıl peki? 3,5 litre yakıyor 100 kilometrede. Çok güzel. Ya bence de güzel. İşte aslında ilk aldığım zamanlar 3.0, 3.2 falan oldu ama kışa doğru, yani kışla alakalı bir problem herhalde, 3,5 yakmaya başladı artık. Neden daha seviyordum, şimdi hala seviyorum. Diyarım litre fazla yaktı ama gene de seviyorum. Peki evet. Aynalarından memnun musun? Evet, aynalar güzel gösteriyor. Zaten şey gibi, şuradan bir bağlantısı var. O hoşuma gidiyor yani. Bir de şey söyleyeceğim, hani ya. Sen küçük bir kadınsın. Peki evet. Biraz daha benim gibi mesela geniş bir arkadaş bindiği zaman da aynalarda rahat eder mi? Sen direkt sürüyorken. Evet. Evet, eder. Çünkü aynaların şey profili şu şekilde ya, yani zaten rahat görüş görüyorsun. Açısı. Bir de şuradan şu şekilde ayarlanıyor yani. Ben buna bayılıyorum. İç aynası yok ama dışarıdan oynuyor yani. Rahat eder. Hatta ben arkama sen gibi bir artçı aldığım zamanda da hani omuzu geniş falan. O alıyorsun artçı yani. Evet, bazen alıyorum ama arkası bence çok konforsuz. Evet. Hani benden büyük insanı kendi da kendi selenden memnun musun? İşte diyorum ya, biraz popo ağrıtıyor ama. Uzun yoldadır uzun o da yolda. Muhtemelen. Tabii Abant'a giderken Bolu'ya o zaman biraz ağır olmuştu. Ha bir de Abant'a giderken yaşadığım bir deneyim de şu. Titreşim o kadar fazla ki yüksek hızlarda. 140'ı geçtikten sonra öyle zangır zangır titriyor yani motor. Tek silindirli motorların tabii, genel yani. Aynen. Çok titrediği için mesela o zaman mola verdik. Ben de hani aman daha giderim falan filan, molaya gerek yok, sürüyoruz süper falan diyorum. O sırada ayağımı böyle yere koydum. Titreşimden popom bacaklarım. Popom ayrı, bacaklarım ayrı, tamam mı? Özge öyle ayağımı yere koydum. Bacaklar motoru tutmadı. Pat devrildi böyle sağa. Daha yeni almışım. Bir ay falan olmuş o zaman da. Çok üzücüydü. Ama kaldıracak gücüm yoktu. O kadar titreşim hissediliyordu o hızlarda. Ama işte diyorum ya, hani cefası var ama seviyorum işte. Çok enteresan. O zaman Allah mesut etsin. Şey, peki bu motordan sonra düşündüğün bir motor var mı? Yani ya. Şunu hedefliyorum. Ve hani bu hedefimin sebebi de işte bu motorda şu eksik, bir sonraki motorumda bu olsun istiyorum dediğin ne oldu? Aslında ben MT25'e hala böyle bir tık acaba diyorum ama eninde sona baktığım zaman o, ya onu alacağım ama işte bununla çok devam ederim. Çok sesi yükseltmeyi düşünmüyorsun yok, herhalde. Yok, hayır. Ben 250'den çok memnunum. Zaten hani ehliyetimin yeterliliği de, ben o zaman 24 yaşında falandım. Ehliyetimin yeterliliği de şeydi. A2'de aynen. Ya bir de ben bunun ağırlığını kaldırabiliyorum. Çünkü bir tık konfora da kayıyorum galiba bir yaş ilerledikçe işte. Şeyi, ağırlığı kolay kaldırılabilir veya ben düşürdüğüm zaman kolay kaldırabiliyorum. Biraz düşürüyordum çünkü eskiden. Şuralar daha iyiyiz de artık şey yapmıyor, öyle çok kendini yere atmıyor. O atmıyor. Yani, o atmıyor. O seviyordu yere düşmeyi. Seviyorum, bir sağ bir sola falan. O yüzden CC yükseltmeyi düşünüyorum. Hatta ben bunu alırken şey dedim, son motorum olacak ve o yüzden yani çok böyle temiz tipi bakacağım, hoşuma gitsin falan dedim. Evet, temiz bakayım böyle hoş. Bakım aralıkları falan. Nasıl peki bu motosikletin? 4000'de bir yapılıyor. Serviste mi yapıyorsun serviste, yoksa yok, özel bir? Serviste yaptırıyorum. Ben hani şeyciyim biraz daha, hani nereden aldıysam oraya götüreyim, garanti olsun, hani bilen insan. Çünkü biraz garantici gibi geliyor bana bu tavır. O yüzden çok fazla başkalarına çok da yaptırmak istemiyorum motorumun bir şeylerini. Hemen her şeyini kendim yapmaya çalışıyorum. Yıkamayı falan, o tarz basit şeyleri çok yani. Çok pardon Özge, ön camını takıyorum da. Şu cıvatıma daha uygun olur diğeri mi? Diğeri derken diğerini göstermiyorsun. Altıgen olan var ya, orijinal olanı. Onu kullanayım değil mi? Orijinali kullanalım. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Süleyman Usta. Sağ olun. Şurada selektöründen çok memnunum. Bilmiyorum hoş. Ha, selektörüm var. Bayılıyorum buna ya. Sürekli yapıyorum bunu. Martıya bile selektör yapıyorum böyle konduğunda. Süper. Çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim Ezgi. Sorularımızı cevapladın. Buraya kadar geldin bizim için. Bugün Ezgi Eşlik'le beraberdik. Tekrardan Dünya 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.